Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir ara verdim, evet, YouTube'a. Instagram'dan beni takip edenler sebebini biliyorlar. Fakat YouTube'a yeni videolar çekmeye başlarken Taha'ya 2 gün önce şey söyledim. Hani madem geri dönüyorum, bu zaman diliminde neredeydim, neler oldu, neler yaşadım, bunları sizlerle de paylaşmak istedim. O yüzden kahvemi demledim ve karşınızdayım. Bu birazcık sohbet videosu olacak. Neler yaşadım onları sizlerle paylaşmak istedim. Yine kitaplar, işte bahçe videolarımızda falan devam edeceğiz çekimlere. Fakat dediğim gibi öncesinde sizlere başımdan neler geçti onları anlatmak istiyorum. O zaman ne diyoruz? Hazırsak başlıyoruz. Evet arkadaşlar, videonun başında da söylediğim gibi beni Instagram'dan takip edenler zaten başıma neler geldiğini, nelerle mücadele ettiğimi biliyorlar. Fakat bilmeyenler için anlatmak istedim. Nasıl giriş yapacağım konusunda açıkçası biraz tereddüt ettim. Hani çünkü karşınızdayım ve saç şeklim değişti, biraz kilo aldım geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı. Ve geçen akşam telefonumda eski fotoğraflara, videolara falan bakarken Haziran ayında paylaşmış olduğu bir hikaye karşıma çıktı. Dedim ki ben videoyu bu şekilde yapayım. İşte o Haziran ayında paylaşmış olduğum video ile bir giriş yapayım istedim. O yüzden lafı çok fazla uzatmadan sözü Haziran ayındaki Tuğba'ya bırakıyorum. Şu play tuşuna kaç defa bastım. Bu kaçıncı bu videoyu çekme deneyişim bilmiyorum. İnşallah bu sefer sonuna kadar tamamlayabileceğim. Hadi bir baştan alalım. Hadi şöyle bir enerjimizi bir toplayalım. Şöyle güçlü bir şekilde baştan alayım ben. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Her şey de yolunda gidiyordur hayatınızda. Benimkinde pek öyle gitmiyor. Şu girişi yapabilmek benim için ne kadar önemli biliyor musunuz? Yani hani sizlere böyle o enerjiyi, güzel enerjiyi iletmek gerçekten benim için çok önemli. Ve bunda başarılı olabildiğimi sizlerden almış olduğum mesajlarla görebildim. O yüzden de o günkü vereceğim haberi de yine ne olursa olsun, haber ne olursa olsun sizlere bir güzel enerjiyle karşılamak, selamlamak istedim. O yüzden böyle bir giriş yaptım. Birkaç gündür yine ortalarda yokum arkadaşlar. Bunun bu sefer çok ciddi bir sebebi var. İsterdim ki şu kameranın karşısına geçip sizlere güzel haberler vereyim ama bu sefer değil. Bu sefer beni affedin olur mu? Bu sefer çok güzel haberler paylaşamayacağım sizlere. Şimdi bu haberi paylaşmadan önce beni hiç tanımayanlar için ufak bir geçmişime dair bir paylaşım, bir şey, bir özet yapmak istiyorum. 6 yıl önce kanserle tanıştım ben arkadaşlar. Ah, kanserle tanıştım. 2 ameliyat geçirdim. Bir dizi kemoterapi tedavisi gördüm. Sonra bir süre yoğun bakımda yattım. Çok acı günlerdi, çok zor günlerdi. Fakat 6 yıl geçmişti üstünden. Biliyorsunuz geçen hafta MR çektirmiştim. Benim rutin kontrollerim var kanser geçmişimden dolayı. 6 ayda bir rutin kontrollerimi yaptırıyoruz. Son kontrolümde de değerlerimde biraz bir artış gördük. Bir de ufak bir yabancı bir kitle gördük. Hemen burada bir durdurmak istiyorum. Şöyle ki kemoterapi yani kanser tedavisi gören kişiler tedavileri bittikten sonra belirli aralıklarla kontrollerini yaptırıyorlar. Nedir bu? İlk sene 3 ayda bir, 1 yılı tamamladıktan sonra bu süre 6 ayda 1'e düşüyor. Yani 6 ayda bir kontrollerinizi yaptırıyorsunuz. Ben de
6. yılıma girmiş biri olarak da 6 ayda bir kontrollerimi yaptırıyorum. Mayıs'ta da yine kontrollerim vardı. İşte kan tahlillerim yapıldı, ultrasona girdim falan filan. Doktorum da hani bunu riske atmayalım Tuğba, bir MR çekelim deyince MR'a girdim. Ama hani bu prosedür, bu... Değerlerim demişken CA125'im, yani kanser hücrelerini gösteren o değer kandaki, o yüksek çıktı. Bir de ultrasona giriyordum zaten ben her 6 ayda bir. Ultrasonda da böyle doktor bakınca böyle bir yabancı bir cisim. Acaba nedir, nedir? Şu an gülerek anlattığıma bakmayın gerçekten, ama şu an bunu gülerek anlatabilmek de aslında hoşuma gidiyor. Neyse. Ve yabancı bir madde gördüler. Sonrasında da süreç benim için hani şeydi, böyle hani ya ne olacak, 6 ayda bir zaten rutin kontroller, hem 6 yıl olmuş artık yani. MR'a girdim, ne var değil mi, ne kadar kolay söylüyorum. Halbuki arkadaşlar, benim için MR çektirmek gerçekten dünyanın en zor şeylerinden biri. Ben kapalı alan korkusu olan ve bunu ciddi düzeyde yaşayan bir insanım. Çok korkuyorum. Bir dönem hatta Ankara'da böyle MR çektireceğim. Doktorum söyledi. Çünkü ilk MR'ım bu arada benim 1,5 saatti. İstanbul'daydım ilk kanser tedavisi olduğum zaman da. 1,5 saat o MR cihazının içerisinde durdum. Velhasıl işte ilk böyle Ankara'ya gelmişti, rutin kontroller devam edecek falan dediler. Arada MR çekilmek gerekiyor. Bir ara ben ciddi ciddi Ankara'daki tüm hastaneleri gezip MR cihazlarına bakmıştım. Evet evet, gerçekten yaptım bunu. Fakat sonuç hepsi aynı arkadaşlar. Ne çıkabilir ki şeklinde bir süreçti. Hatta arayıp Tuba sonuçların nasıl falan diye soranlara da ya arkadaşlar rutin kontrol, hani ciddi bir şey yok diye cevapladım. Ta ki cumartesi günü. Hemen şu 6 yıl konusunu da bir açıklık getirmek istiyorum. Kemoterapi tedavisi görmüş kişiler 6 yılı doldurduktan sonra tekrar kansere yakalanma riskleri sokakta gezen herhangi bir kişinin yakalanma riski kadar. Yani çok düşük. Ya da bilmem, artık dönemimizde çok fazla. Sabah MR sonuçlarım çıkana kadar arkadaşlar. Kanserle ikinci kez savaşacağım. Maalesef vücudumda tekrar kendisini gösterdi. Tuba'cığım bir dakika. Cuma günüydü. İşte MR'a girdim. Cumartesi günü çıkacak sonuç. Kondurmuyordum ya. Yani hani yok ya, değilim. Gerçekten değilimdir. Yani hani 6 yıl oldu bir kere. Hani tekrar beni mi bulacak falan diye böyle düşünüyordum. Sadece beni o süreçte tedirgin eden şey tekrar bir ameliyat geçirme. Hani şey diyordum kendime, evet yani kanser değilsindir Tuba, hani korkma. Sadece hani o kitle maalesef hani ilaçla küçültülebilecek ebatı geçtiği için ameliyat olmak zorundaydım. Yani o ne olursa olsun sonuç, ben ameliyat olmak zorundaydım şeklindeydi. O yüzden o biraz tedirgin etmişti beni. İşte pandemi sürecindeydik falan filan. Velhasıl hani o ameliyat olma gerginliği vardı üzerimde. Gerçekten ama gerçekten kanser düşüncesi aklımdan geçmiyordu. Çok şaşırttı bizi. Yani şok olduk. Ben, biz. İşte cumartesi sabahı kahvaltımızı yaptık herhalde. Yok, yapmadık ya. Yapmadan önce baktım herhalde. Salonda camın kenarına oturdum. Telefondan sonuca baktım. MR sonucu yazıyor böyle, ama hani tıbbi terimler yani. Fakat gerçekten arkadaşlar 6 yıl sürekli hastanelere giden gelen biri olduğum için hani terimlerin ne anlama geldiğini az birazcık anlayabiliyorum. Velhasıl çıkan sonucum da böyle, o kitlenin kanserli bir kitle olduğunu ben kendim anladım. Hemen doktoruma aradım. O da beni çok sever. Yani onun da sesi gitti. Böyle beklemiyorduk. O da beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Tekrar savaşacağız Tuğba dedi. Tamam hocam dedim.
ailem, doktorum, hepimiz şok olduk. Gerçekten çünkü hiç beklemiyorduk. Kim bekler ki zaten, değil mi? Neyse. Velhasıl cumartesiden beri bu konuşmayı sizlerle yapabilmek için zamana ihtiyacım vardı. Bunu sizlerle de paylaşmam gerektiğini hissediyordum açıkçası. Kim bekler ki? Değil mi? Yani kim bekler ki tekrar kansere yakalansın, yakalanacağını düşünsün? Yani kim bekler ki? Çünkü sizler benim için gerçekten çok değerlisiniz. Yani şu ortamda hani bir şeyler paylaşmak, sizlere iyi gelmek, bunun yanı sıra sizlerin de bana iyi gelmesi gerçekten çok güzel bir his benim için. Sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bundan sonraki süreçte daha da fazla sizin desteğinize ihtiyacım olacak. Dualarınıza ihtiyacım olacak. O yüzden de paylaşmak istedim bu haberi sizlerle. Kanserde hep şey derler. Destek çok önemli. Kanserle savaşta hep şey derler. Destek, moral çok önemli. Ben 6 yıl önceki savaşımda bunu zaten görmüştüm. Yani Instagram'da işte paylaşımlar yapmaya başlamıştım falan filan, böyle çok güzel bir çevrem oluşmuştu. Çok güzel destekler alıyordum. O yüzden bu seferkini de ailemle paylaştığım gibi sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü moralin ve desteğin ne kadar önemli olduğunu ben yaşayarak gördüm. Sizler de benim ailem olduğunuz için bunu sizlerle paylaşmak ve desteğinizi, güzel enerjilerinizi istemek istedim. Çünkü benim Instagram'da özellikle çok güzel bir çevrem oluştu. Yani çevremdeki insanlar, yani sizler bana o kadar iyi geliyorsunuz ki. Yani ben de sizlere iyi geliyorumdur diye düşünüyorum. İnsanlar tanımadan da sevebilirmiş. Tanımadan da böyle hani tanımadığı kişilere dualar edebilir, iyi dilekler gönderebilirmiş. Ben Instagram sayesinde, yeni sayfam sayesinde bunu görmüş oldum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim bunu. O günkü Tuğba, o videoyu kaç defa durdurdu, kaç defa başa sardı, kaç defa gözyaşlarını silip tekrar devam etti. Bunu bir tek ben biliyorum. Çünkü hoba, oradaki Tuğba ağlıyor, buradaki Tuğba ağlıyor. Neyse, şunu söylemek istiyorum. Kansere yakalandığında bir insan hani bunu kabullenmesi gerçekten zaman alıyormuş arkadaşlar. Benim ilk kanserimde bunu kabullenmem yaklaşık bir ayım aldı. Yani bir ay boyunca ben tüm dünyayla ilişimi kestim. İşte sosyal medya, telefonlar, arayanlar, soranlar. Yani hiç kimseyle konuşmak istemiyordum. Çünkü şöyle bir hata yaptım. İlk kansere yakalandığımı duyduğum zaman kanser ne demek? Ne olacak bana? Kemoterapi ne demek? Yani nasıl bir tedavi göreceğim? Kemoterapi ne demek? Yani nasıl verecekler? Ağızdan mı alacağım? Damardan mı? Ne yapacaklar? Ameliyat mı edecekler? Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum arkadaşlar. Evet, etrafımda kansere yakalanmış insanlar oluyordu, duyuyordum. Ya da kanserden vefat edenler oluyordu, duyuyordum. Üzülüyordum ama bu kadardı. Yani ben o insanların neler yaşadığını, neyle savaştığını, neyle mücadele ettiğini bilmiyordum. O yüzden internette araştırmak gibi bir hata yaptım. İnternette araştırdım ve öleceğim dedim. Öleceğim dedim, niye savaşıyorum dedim.
niye ilaç alıyorum dedim. Madem öleceğim yani hani sonunda. Ve bıraktım arkadaşlar. Yani gerçekten ciddi anlamda bırakmıştım. Moral sıfır, konuşmak istemiyorum, gülmüyorum. Ya benim gülmediğimi bir düşünebilir misiniz lütfen? Ya şu anda bir gülüyorum ama benim gülmediğimi bir hayal edin. Gerçekten çok zor bir dönemdi. Sonra ne oldu? İki ameliyat geçirdim ben bu arada 6 yıl önceki tedavimden önce. İşte ameliyata gireceğim sabahına ama dediğim gibi moral sıfır yani. Yatıyorum, kalkmak istemiyorum. İşte yemek yemek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Bir akrabamız bana o günün gecesi, bir gün öncesi yani bir kitap getirdi. Zaten kitap okumayı çok seviyorum. Üzerinde Hastalar Risalesi yazıyordu. İncecik bir kitap, 50 sayfalık. Dedi ki Tuğba bunu bir oku. Hani hayatınızdaki dönüm noktası, işte hayatınızdaki mucize, işte size en iyi gelen şey, sizi en iyi işte kendinize getiren şey nedir falan deseler ben herhalde o kitap derim, Hastalar Risalesi. Ve o kitabı lütfen ama lütfen hastaysanız, çevrenizde bir hasta varsa alın, lütfen hediye edin. Ben artık böyle hani çevremde birinin hasta olduğunu duyduğum zaman direkt o kitabı hediye ediyorum. Beni kendime getirdi. Şöyle ne yaptı biliyor musunuz? Pat 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 böyle bir salladı. Kendine gel ya dedi. Kendine gel. Bu bir sınav. Bu Allah'ın sevdiği kullarına verdiği bir sınav dedirtti. Ya gerçekten arkadaşlar tüylerim diken diken olmuştu. Ve ben hani ümitsizliğe çok ciddi anlamda kapılmıştım. Ve o kitabın sayfalarını var ya nasıl okudum ezberledim resmen böyle hani. Ve dedim ki Tuba çok şanslısın. Tuba Allah seni çok seviyor. Sen Allah'ın sevdiği kullarından birisin. Allah dağına göre kar verirmiş. Sen çok güçlü bir insansın. Allah seni böyle gördü. O yüzden sana böyle bir dert verdi. Böyle bir hastalık verdi. Mücadele et. Bırakma. Şükret. Her ne olursa olsun sonuçta hepimiz öleceğiz. Ama bu dünyanın bir sınav dünyası olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. O kitabı okudum ben ve ne oldu biliyor musunuz? Tuba 180 derece böyle değişti ve hani sabah ameliyata gireceğim ya. Herkes yatmıştı zaten ben o kitabı okurken. Ve ben sabah yine herkesten önce uyandım. Ne yaptım biliyor musunuz? Saçlarıma fön çektim. Makyaj yaptım. Ve evdekiler uyandıklarında beni tanıyamadılar. Yani Tuba ne oldu? Çünkü bir ay boyunca saç taramamışım, makyaj yok, hiçbir şey yok yani. Dedim ben kendime geldim. Hele de hastaneye gittiğimizde böyle doktorumun vermiş olduğu tepki hiç unutamıyorum. Ne oldu bu kıza yani ne verdiniz ne yaptınız falan olmuştu böyle. Doktora da demiştim ben bu ameliyattan çıkamasam bile kimsenin beni o ameliyata böyle üzülerek ağlayarak girdiğimi hatırlamasını istemiyorum. Ben savaşmak için giriyorum bu ameliyata. Güçlü bir şekilde girmek istiyorum. Kendimi iyi hissedeceğim bir şekilde girmek istiyorum dedim. Ve herkes şok olmuştu. Ne oldu diye sorduklarında da böyle amcamlar falan da vardı hastanede. Dedim ben bir kitap okudum. Hastalar Risalesi diye. Ve o kitabı da ameliyata girerken yanımda götürmüştüm yine. Amcam dedi ki ver bakayım şu kitabı dedi. Bir de ben okuyayım dedi. Ben ameliyattayken o da okumuş. O da hep der. Tuba şu anda hangi hastayı görsem, hangi hastayı ziyarete gitsem bu kitabı götürüyorum diye. Gerçekten çok önemli. Beni kendime getiren kitaptı. Velhasıl öyle ameliyata girdim ben. Böyle ara ara işte konuşmanın arasına giriyorum. Fakat beni daha ilk bu videomla izleyen biri olabilirsiniz. Ya da hayatımdaki bu eksik
kısımları hani neler oldu diye bilmek isteyebilirsiniz diye böyle aralara geçmişimi de katıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Neyse, hadi devam et Tuğba. Öyle işte, yani Perşembe günü ameliyata gireceğim. Perşembe günü ameliyata gireceğim ama nasıl bir ameliyat? Yani şöyle anlatayım size. Pandeminin ortasındayız. Yoğun bir dönemindeyiz. Hastaneler kapalı. Açık olanların ameliyathanesi kapalı. Yani doktorum dedi ki Tuba Devlet Hastanesi'nde yapamayacağız yani hani bunu. Yapsak bile gün verecekler. Fakat senin bekleyebilecek bir zamanın yok. Ne yapacağız dedik. İşte özel hastane arayışına girdik. Bu süreç 4 günümüzü aldı bizim. Hastane bulduk. Ameliyat günü ayarlandı. Ve sonrasında da işte PCR testi negatif sonuç istediler. Bir de 24 saat onun için beklemek zorunda kaldık. Velhasıl bir hastane bulduk ve ameliyatım Perşembe günü yapıldı. Zorlu bir ameliyat olacak. Arkasından da yaklaşık 2-3 hafta sonra da kemoterapi tedavisine başlayacağız. 2-3 hafta diyorum burada fakat doktorum ilk zaman şey söylemişti. İşte ameliyat olacaksın, bir hafta sonra da kemoterapi tedavisine başlayacağız dedi. Kaldım böyle, hocam dedim ne olursunuz biraz zaman geçsin ameliyatın üzerinden. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar, sezaryen ameliyatı geçiren kişiler bile yaklaşık bir en az 10 gün sonrasında böyle sağlıklı bir şekilde ayağa kalkıp hareket edebiliyorlar ki benim ameliyatım buradan aşağıya kadar karnım yarılacak yani. Daha önce 6 sene önce de bu ameliyatı geçirdiğim için biliyorum. Ayağa kalkıp toparlanmak biraz zaman alıyordu. Ben dedim hocam kemoterapiye sağlıklı güçlü bir şekilde girmek istiyorum. Hem ameliyat ağrılarım devam ederken hem de kemoterapinin ağrılarını dayanabileceğimi zannetmiyorum dedim ve hocam da sağ olsun tamam o zaman dedi 2 hafta süre veriyorum sana diye 2 hafta toparlamıştım çok şükür. Yalan değil. Açık bir şekilde size konuşmak istiyorum çünkü bu sefer korkuyorum. Çünkü hani neler yaşayacağımı biliyorum bu sefer. Bir yandan insanın hiç yaşamadığı bir şeye başlayacak olmasıyla ikinci kez o şeyi yapacak olması, o şeyle karşılaşacak olmasının verdiği duygu çok farklı arkadaşlar. Ben ilk kemoterapiye başlayacağım zaman neyle yüzleşeceğimi bilmediğim için çok ağır bir korku yaşamadım açıkçası. Fakat bunda ilk kemoterapi sürecim benim çok ağır geçtiği için çok ciddi anlamda korkmuştum. Dediğim gibi artık hayatımdaki insanlar benim için o kadar kıymetli ki onlar için yani kendimi geçtim onlar için savaşmaya devam edeceğim. İnsanın hayatında sevdiklerinin olması o kadar güzel bir duygu ki insanı hayata bağlıyor bence. Beni de hayata bağlayan çok güzel çevremde insanlar var. Başta ailem, sonrasında sevdiklerim, dostlarım ve sizler. Hayatın bana bir borcu var. Bir değil aslında. Bir sürü borcu var. Ama bu sefer canımı biraz fazla acıttı. Neyse. Hayatım bana olan borçlarını ödetmek için devam edeceğim. Sadece hani kusura bakmayın ağlıyorum ama İnanın bu kaçıncı video çekme denemem bilmiyorum ama her seferinde bu haldeydim. Demek ki olmayacakmış. Demek ki ağlamadan bu videoyu sonlandırmamın şansı yokmuş. Haziran ayı o gün o Tuğba o çekimi yaparken
çok zorlandı. Yani ben hatırlıyorum da o günü. Kaç defa videoyu çek, sil, ağla, ağlamanı durdur, gözyaşlarını sil, kendini toparla, baştan al, baştan al, baştan al. Gerçekten herhalde en az bir 10 defa çekme girişiminde bulundum o videoyu. O gün ağlamak iyi geldi ama böyle hani sizlerden de saklamak istemedim yani hani. O esnadaki duygularım neyse ben onları yaşadım o gün. Dediğim gibi geri döneceğim. Daha sağlam, daha sağlıklı bir şekilde geri döneceğim. Bu süreçte belki çok fazla paylaşım yapamayabilirim sizlere. Ama dua edin benim için, olur mu? Sakın üzülmeyin. Sakın. Şu hayatta beni en çok üzen şeylerden biri de insanların benim için üzülmesi oldu hep. Yaşadığım her şeyde çok güçlü durmaya çalıştım. Güçlü olduğumu da hissediyorum açıkçası. Fakat hani öyle şeyler yaşıyorsunuz ki hayatta, bazen hani gerçekten çok zayıf kalıyorsunuz. Çok acılar çekiyorsunuz, çok ağır üzüntüler atlatıyorsunuz. Sonrasında da tabii ki üzülüyorsunuz. Fakat hani şöyle bir ortam düşünün. Yanınızda, yakınınızda, gözünüzün önünde çok 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 sevdiğiniz bir insan acılar içerisinde kıvranıyor. Arkadaşlar, bu kemoterapi o kadar berbat bir şey ki, ben onu hatta kemocan diye böyle sevimli hale getiriyordum. Evet, bir yandan sizi iyileştiriyor ama vücudunuzdaki tüm hücreleri öldürüyor. Yani bağışıklık sisteminizi çökertiyor. O süreçte çok dikkatli olmalısınız, hastalanmamanız gerekiyor. Ve ben o kadar ağır atlatmıştım ki yürüyemiyordum. Çok affedersiniz, beni annem kucağında tuvalete götürüyordu. Yani kemiklerim kırılıyordu yani. Kırılıyordu gibisi falan da yok aslında. Yani benim kemiklerim kırılıyordu. Her seferinde böyle çıtır 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 kırılıyormuş gibi kemik kırılma ağrısı yaşıyordum. Yani bir hayal edin, gözünüzün önünde sevdiğiniz bir insan bu şiddette bir ağrıyla mücadele ediyor. Üzülmemek gerçekten çok zor. Annem var yanımda, babam var ilk seferinde ve hep şey diyordum, ne olursunuz üzülmeyin. Benim için üzüldüğünüz zaman ben iki kat daha fazla üzülüyorum. Çünkü sizleri üzüyorum bulunduğum durumdan dolayı. O yüzden ben hani ne kadar acı çekiyorsam çekeyim, misal 10 şiddetinde bir ağrı çekiyorsam bunun yarısını hissettirmeye çalışıyordum. Çevremdeki herkese iyiyim diyordum. Fakat ne yapıyordum? Banyoya giriyordum. Duş alırken böyle akan susun sesiyle böyle hüngür hüngür ağlardım. Sevdiklerimden de bunu rica ederdim hep. Ne olursunuz benim için üzülmeyin. Moral çok önemli. Buradan sizlere de aynı mesajı iletmek istiyorum. Lütfen çevrenizde bir hasta varsa moral çok çok önemli. Ona hani böyle başında sürekli oturup ağlayıp ah vahlar böyle çekmek yerine geçecek bu. Bu geçecek. Bu geçici bir dönem. Sen bunun da üstesinden gelebilirsin. Mesajını, duygusunu verin ona, olur mu? O yüzden herkese o süreçte yine tekrarlayan kanserimde de hep bunu rica ettim. Sizlerden de bunu rica ettim. Bana lütfen senin için çok üzülüyorum mesajları atmayın dedim. Yani benim için üzülmeyin. Bu benim başıma geldi. Bu benim bir sınavım. Ben bunu atlatacağım. Bana dualarınızla, iyi enerjilerinizle destek olun diye ricada bulunmuştum. Sakın benim için üzülmeyin. Çünkü ben, insanlar benim için üzüldüğü zaman daha çok üzülüyorum. Bu konuda ciddiyim. Lütfen ama lütfen. Kimse benim için üzülmesin. Dua edin sadece. Sadece ama sadece dua edin benim için. İyi dileklerinizi gönderin. Güzel mesajlarınızı gönderin. Ama üzüntülerinizi göndermeyin, bana, olur mu? Sizleri çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. Bana deselerdi ki böyle günün birinde, hani Tuğba, kanserle savaşacaksın ve en büyük destekçilerin hiç tanımadığın insanlar olacak. En büyük duacıların
O yüzünü dahi görmediğin insanlar, sesini dahi duymadığın insanlar olacaktı deseler, hadi canım oradan falan derdim. Gerçekten hani hayatımda varlığıyla bulunan insanlardan bile görmediğim desteği ben sizlerden gördüm. Bunun için çok ama çok minnettarım. İyi ki varsınız. Gerçekten. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Sağlığınızın kıymetini bilin. Lütfen sağlığınızın kıymetini bilin. Dünyevi şeylere çok fazla kafanızı takmayın. Gerçekten gelip geçici şeyler olduğunu düşünün. En önemli, hayattaki en önemli şeyin sağlığınız olduğunu farkına varın lütfen. Eğer ki değilseniz inşallah bu videom sizlere işte sağlığınızın kıymetini fark etmede bir nebze de olsa örnek olur. İnşallah bu noktada belki işe yarar sizler için. Çünkü yarın ne olacağımız, başımıza ne geleceği hiç ama hiç belli değil. Hayat çok kısa. Gerçekten inanın bu söylediğime. Sağlığınızın kıymetini bilin. Daha ne Daha diyeyim? ne diyeyim? Ben size daha ne diyeyim? Sağlığınızın kıymetini bilin. Hoşça kalın.33 yaşındayım ve hayatımda iki kez kanserle mücadele ettim. Çok ağır şeyler yaşadım. Çok zor zamanlar yaşadım. Fakat şu anda bu kadar güçlü olmamda atlattığım bu iki kanserin etkisinin çok fazla olduğuna inanıyorum. Allah kimseyi sağlığıyla sınamasın, sevdiklerinin sağlığıyla da sınamasın. Bu gerçekten çok zor bir süreçti benim için. Çok şükür geçti. Şu anda iyiyim. 3 ayda bir kontrollerim olmaya devam edeceğim. Allah'ım tabii ki en iyisini, en güzelini bilir. Ama inşallah tabii ki tekrar yaşamam diye dualar edeceğim. Allah bu hastalığı gerçekten kimseye vermesin. Şu anda tedavi gören de varsa duamdır ki Allah'ım acil şifalar versin onlara da. Bu arkadaşlar işte evet ben yaklaşık bir 6 aydır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Ve şimdi karşınızdayım. Tekrar videolar paylaşacağım inşallah. Hayata kaldığım yerden devam ediyorum. Bunları da sizlerle ara ara paylaşacağım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kitaplarla ve doğayla iç içe kalın. Hoşça kalın.